İletişim Dünyamız. Sevgili dinleyiciler, iletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Teknik Masada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim, aile danışmanı Alev Esmer Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Rabbimize şükürler olsun. Evet. E, e, sizin de kısa bir süre önce yine bir programımız olmuştu. Evet. E, çocuklarla ilgiliydi o değil mi? E, e, evet. Mahremiyet Mahremiyetle. konuşmuştuk. Çocuklardaki Hı -hı. mahremiyet meselesiydi. Doğrudur. Evet hocam. Bugün de sizinle evlilik ve evlilikte mutluluk Hı -hı. konuşacağız. Evet isterseniz neler olacak içeriğinde, programımızın evet. muhteviyatında, onları siz söyleyin. E, mutluluktan biraz bahsedeceğiz. Evlilikte e, neler engel oluyor evet. çiftlerin mutlu olmasına? Çünkü evlilik e, evlilik esasında e, insanların mutlu olmak için yaptıkları bir şey. E, daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz, belki daha doğru bir ifade olacak. Evli Evli olmak zaten insanı mutlu eder, mutlu etmesi gerekir. Ama bunun önünde hangi engeller vardır? Evlendikten sonra neler oluyor, insanlar nelerle karşılaşıyor hayatın içerisinde, neden mutlu olamıyorlar ee, ya da mutlu olmadıklarını mı zannediyorlar aslında? Bu, evet. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Peki, <laughs> güzel konular. İnşallah <laughs> evet. dinleyicilerimiz için de faydalı olur diye düşünüyorum. İnşallah, biliyorum. inşallah. Evet, e, evlilik ve evlilikte mutluluk üzerinde sohbet edeceğiz. Aile <laughs> danışmanı Alev Esmer hocamla. Buyurun hocam. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum öncelikle. E, mutlu bir evlilik dediğimiz zaman e, aslında gözümüzde ne canlandırıyor? Bu çok önemli. Çiftler e, genellikle e, şunla karşılaşıyorlar evlendikten sonra. Evlenmeden önce e, çok toz pembe şeyler hayal etmiş olabiliyorlar. Beklentileri çok yüksek olmuş olabiliyor. E, ve evlendikten sonra bu beklentilerini karşılayan bir ilişki kuramadıklarında... ...işler değişmiş oluyor. Genelde şöyle... yani hani evlendikten sonra eşlerinin... ...tamamen farklı özelliklerinin ortaya çıktığını söylüyorlar. Bu tür yakınmalar... ...çok çok duymuşuzdur. Çok uzun süreli evliliklerde de oluyor. Hatta yeni evlenen çiftlerin de. Evlendik ama işte hocam... ...benim eşim hiç tanıdığım gibi biri değilmiş. Hatta bu şu çok şaşırtıcı geliyor insanlara genellikle. Çok uzun süre birbirini tanıyan... Öncesinde uzun bir nişanlılık dönemi, uzun bir tanışıklık hatta işte e, kapı komşusu olan birbirini çocukluğundan beri çok iyi tanıyan e, ya da işte ilkokuldan beri okul hayatını birlikte geçirmiş insanlar bile evlendikten sonra tamamen e, ben onun hiç bu özelliklerini bilmiyordum. Bambaşka bir insan çıktı karşıma diyenler o oluyor, öyle değil mi? Oluyor. Evet. Menfi mi yönde tabii bu söylenenler, yoksa müşbet Yöntemi. Yani daha çok tabii ki iyi özelliklerini dile getirmiyor insanlar, olumsuz özelliklerini tabii dile getiriyor. Size getirmiyor. gelenler genelde zaten evet. problemli, sıkıntılı değil mi? Evet, Buyurun. bir problemle karşılaştıklarını düşünen ve bunu çözmek isteyen insanlar daha çok bize başvuruyorlar. Evet. Evet ama bu nokta çok dikkat çekici gerçekten hani daha öncesinde e, uzun süre birbirini tanıyan insanlar evlendikten sonra e, hiç bilmediği özelliklerinin olduğunu fark ediyorlar. Burada önemli faktörlerden birisi beklentiyi e, yükselten dış faktörler İşte şu an e, sosyal medya mesela çok ciddi bir şekilde insanlara böyle toz pembe hayatlar e, gösteriyor. Evet bu arada hemen şunu sormak hı hı. istiyorum bizim kültürümüzde yoktur dini inançlarımızda da yoktur. Flört denilen bir konu var. Hı hı. Evlilik öncesi evet. birlikte efendim zaman geçirmek, vakit zaman geçirmek, geçirmek, tanışmak, tanışmak hı hı. E, böyle bir dönem. Hı hı. E, bu tip vakalar da geldi mi karşınıza? Mesela bir flört sonrası evlenmiş olan çiftlerin Tabii e, ki sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Hı. E, flört döneminin uzun olması evlilikte e, problem teşkil ediyor mu dersek evet. ...ediyor diyebiliriz. Çünkü... ...evlilik ilişkisi, yani nikah olduktan sonraki... ...hayatla, nikahtan önceki hayat... Yani ...aynı evin içinde yaşamış bile olsalar... ...nikah çok şey değiştiriyor. Çünkü... ...rolleri değiştiriyor, karşınızdaki insana... ...bakış açınızı değiştiriyor... E, ...onun sorumluluklarını değiştiriyor. Artık bir nikah var ortada ve birbirine karşı... ...insanların verdikleri bir söz ve... ...bunun beraberinde getirdiği bir... E, ...sorumluluklar var. Bunların... ...karşılanması, dolayısıyla bir beklenti doğuruyor... ...ve bu beklentinin karşılanmasını istiyor, bekliyor her iki tarafta birbirinden. Dolayısıyla e, e, bazen şu e, geliyor hani sizin sorduğunuz soruyla söylediğinizle ilgili. İşte flört döneminde de birlikte çok fazla vakit geçiren, hatta böyle yapışık gibi yaşayan insanlar var. Çok ciddi fazla vakit geçiriyorlar. E, ama evlendikten sonra yine aynı şekilde veya daha az vakit geçirsek bile neden problemler ortaya çıktı? Flört döneminde neden çıkmıyordu problemler? Evet. Bununla çok geliyorlar. Bunu şunun için de sordum. Hani e zamanımızda bazıları tarafından. Hı hı. efendim işte eski evlilikler, eski annelerin, babaların arayıp buldukları hı hı. ve evliliklerine sebep oldukları kişilerle yaptıkları evlilikler. Görücü usulü, görücü evlilikler. usulü diyoruz hı hı. kısaca. E, bunu küçümseyen, bunu basite alan kişiler. E, yani flörtün sanki şart olması, şartmış gibi düşünen kişiler. Eee bu yani, konuda neler? Evet. Bu, bu şekilde düşünen hani e, sanki görücü usulü artık eskide eskide kaldı. Evet. E, şu anda olması gereken hani değişen dünya ile beraber işte değişen e, sistemlerle beraber flört olmazsa olmazmış gibi. E, aslında öyle bir şey var diyemeyiz net olarak ki az önce de söylediğim gibi flörtün aslında evlilik hayatına olumsuz etkileri var. Çünkü flört döneminde çok e, uçlarda hani çok yoğun yaşanan duygular evlilik hayatında tabii ki devam ettirilemiyor ve sorunlara e, sebep oluyor. E, aynı zamanda görücü usulü eğer sağlıklı yapılmışsa çok sağ, yani çok iyi işleyen bir sistem ve bence çok da sağlıklı bir sistem. Flörte göre çok daha iyi. Hani birbirine uygun olan insanlar tavsiye edilip, değil mi o eski eskiden? birbirine uygun evet. olduğu düşünen insanlar tavsiye edilip görüştürülüyordu. E, ve kısa bir süre sonra da hani evlilik kararı ya da değil şeklinde bir karar vermeleri bekleniyordu. Yani orada çiftlerin birbirini iyi tanıyamadığı söyleniyordu. Evet. Anneler, babalar daha çok anneler beğeniyor Hı -hı. ve evlilik söz konusu oluyor. Ee, evlenecek kız veya erkek birbirini iyi tanımıyor. Hı -hı. Ee, efendim işte bugün yine argo mu diyelim? Moda bir tabir var. Elektrik alma almama Hı -hı. meselesi. Hı -hı. Ee, böyle düşünenler var. Hı -hı. Neler söylersiniz? Ee, şöyle, insan biriyle evlenip evlenemeyeceğine ya da e, yani Onunla bir evlilik ilişkisi sürdürüp sürdüremeyeceğine görüş, ilk görüşmedeki ortalama 7 saniye ile e, sanırım 12 saniye arasında değişiyordu. O e, kısa zaman içerisinde zaten bilinç dışı olarak karar veriyor. Yani hani araştırmalarla bu kanıtlanmış. Dolayısıyla bu da bu söylediğimiz şey. Saniyeler söz konusu şöyle. yani. Saniyeler söz konusu evet. Dolayısıyla bu hani çok uzun süre görüşmeli insanlar tanışmalı gibi bir e, fikri zaten çürütmüş oluyor. Evet. E, o bir his söylediğiniz gibi hani bir elektrik. O çok kısa bir sürede oluşan bir şey zaten Dolayısıyla çok uzun süre insanların birbirini tanıması gerekmiyor Ama şöyle bir şey var Az önce size söylerken aklıma geldi Şu an ülkeyi çok net hatırlamıyorum ama Hindistan olabilir ama Net de değilim o konuda Evlilikler hep görücü usulüyle yapılıyormuş o ülkede Ve mutluluk oranına bakıldığı zaman Diğer ülkelere işte batılı ülkelere Ya da bizlere bakıldığında Oradaki çiftlerin mutluluk oranları çok daha yüksek Çünkü bossa, boşanmak orada yasak Evlendikten sonra tekrar boş, görünce usulü evleniyorsunuz ve boşanamıyorsunuz. Hı. Hmm. Dolayısıyla kat yani hani bir şekilde bu şeyin üstesinden gelmek, bir çözüm bulmak zorundasınız. Alternatifi evet. yok. Ama boşanmak yasak olması da bir e, kötü puan. Tabii ki, tabii ki. Çünkü eee Allahu Teala dinimizde hı hı. boşanmayı yasak etmemiş. Evet. Ama Farklı. sevmediği husus, Aha. beğenmediği bir şey olarak belirtilmiş. Gerekli şartlar evet oluştuğunda olur da boşanma boşanabilir. olabilir ama günümüzde boşanmalar çok çok fazla. Evet. Evet. Bu da çünkü çok fazla kolaylaştığı için boşanma hani kolaylaşmadan kastım, çok fazla faktör var. Hani boşanmayı tetikleyecek. Bir kere hani en baştan çocukluktan itibaren yetiştirilme ve sosyal ...çevre, sonrasında işte değişen... ...şartlar, işte ailenin, geniş ailenin... ...artık bozulması, küçülmesi... ...kız çocuklarının daha çok... E, ...programdan önce de az önce sizinle sohbet... ...ederken bahsetmiştik. E, daha çok... ...hani e, aman bir işte... ...mesleğin olsun diyerek... ...işte eline ekmeğini al, ekonomik gelirin olsun... ...diyerek yetiştirilince kız çocukları sıkıntı oluyor. Ekonomik bağımsızlığını kazan. ayakların üzerine bas, bas, kimseye kendini ezdirme... ...diye Hı -hı. yetiştirilince kız çocukları... E, ...evlendikten sonra da tam olarak kendi kimliklerini oturtamıyorlar. Yani ilişkide kendilerini doğru konumlandıramıyorlar o karı koca ilişkisinde. Hani erkekleşmiş bir kadın gibi, hani neyim ben, hani hangi duygularım? Yani o kadına kadının kendine has olan duyguları gelişemiyor. Evet. Çünkü burada sekteye uğruyor evlilik öncesinde. Bu da daha önceki nesillerin hani kendi yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak geliştirdikleri bir yöntem ama bu, bu şu anda bunun sancılarını yaşıyoruz. Tabii ki tek etken bu değil ama bunun da çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, görüştüğümüz, konuştuğumuz bazı psikologlar var. Onlar Hı -hı. da ayrılmışlar. Evet. Siz diyorum bu işi en iyi bilenlersiniz <laughs> sözde. Ee, neden ayrılıklar oluyor? Yani az da değil. Hı -hı. Bana bir psikolog arkadaşımın verdiği cevap şu oldu. Hı -hı. Biz belki bazı şeyleri önceden görüyoruz. Bence evet. bu doğru bir şey değil ee, kendisini öyle hmm. kandırıyor kendi, diye. Evliliğiyle kendi evliliğiyle ilgili kendi evliliğiyle ilgili kendisini öyle inandırmaya çalışıyor hı hı. biz bazı şeyler önceden gördüğümüz için bu mudur sebep siz ne dersiniz yani her boşanma hani her ilişki kendine özel olduğu gibi her boşanmayı da yine kendine özel süreçlere bakmak lazım ne sebep oldu genelleme yaparsak hocam Genelleme yaparsak şu an genel olarak bugüne bakacak olursak boşanmalarda daha çok işte dış etkenler söylediğim gibi işte bu medya faktörü her şeyin çok fazla olması her yerde gösterilmesi. Şimdi televizyonda önceki programda da ben televizyon programları eleştirmiştim ama çok doğru bulmuyorum yapılan yayınları. Televizyon programlarındaki diziler mesela sürekli hani bu işte pahalı hayatlar hiç kimse hiçbir iş yapmıyor sürekli olarak işte eğleniyorlar, geziyorlar, dolaşıyor. Yani haz üzerine kurulmuş bir hayat. Sürekli olarak bu gösteriliyor insanlara. İnsanlar da dolayısıyla onu istiyor. Evet. Onu yaşamak istiyorlar. Bir de tabii sosyal medyada herkes kendisinin en güzel tarafını, en güzel evet, e, en güzel yaşantısını, Hı -hı. en güzel tarafını Hı -hı. aksettirmeye evet. çalışıyor. Hiç kimse hatta e, olmadığı şekilde. olmadığı kadarıyla, Aha, evet. değil mi? Evet. E, hiç kimse menfi tarafını, eksik tarafını, Hı -hı. efendim işte. Ne bileyim yani toplum tarafından beğenilmeyecek şeyleri hı -hı. göstermiyor. Evet. Herkes en evet. güzellerini göstermeye çalışıyor. Teşircilik daha daha iyisi. Evet. Hani. Evet bir nevi bi teşircilik hı. yani bu da işte böyle yiyorum, şur şuralarda hı -hı. oturuyorum kalkıyorum evet. şuralara gidiyorum. Evet. İnsanlar da birbirlerine baka baka aa o öyleymiş ben hı -hı. daha iyisini yapayım. Evet. Değil Kıyaslıyorlar. Kıyaslama. Yani onun öyle bir evliliği var. Ee, çok mutlu işte şöyle imkanları var böyle vesaire veya işte eşleriyle kıyaslıyorlar bak işte onun eşi şöyle yapmış diye hani hı hı. kadın ya da erkek birbirini sonuçta diğer insanlarla kıyaslıyorlar ee, bu da sorun teşkil ediyor zamanla işte evin evin içerisine e, problem olarak yansıyor içerideki ilişkiye çiftlerin arasındaki ilişkiye evet. bu, bunlar boşanmalarda çok ciddi hani etkili ve işte e, kızların ve erkeklerin erkek ya da e, kız gibi yetiştirilmemesi de Yine aynı şekilde. Ben şimdi hani hep kadınlar üzerine konuşuyoruz ama işte kadınlar işte böyle yetiştirildiği için kadın gibi davranamıyor evlendiğinde. Ama erkeklerde de ciddi sıkıntılar oluşuyor evlilikten sonra. Yani onlar da tam olarak hani nerede duracaklarını, konumlarını tam olarak bilemiyorlar. Mesela işte şey eskiden evlenmek için işte anneler çocuklarına kız bakarken... İşte hani e, neye bakarlardı, işte hem güzel olsun işte oğlum için, hem aynı zamanda işte e, evinin hanımı olabilecek yeterlilikte olsun, e, sağlıklı olsun, sağlıklı olsun. E, ondan sonra işte ve bu tür özellikler bakılırdı. Şimdi işte e, şey mi devlet memuru mu çalışıyor mu maaşı var mı? Bu tarz özellikler bakılıyor. Evet. Hani düşündün televizyon ki, bir programı vardı. Annenin hep düşüncesi SSKlı mı? Ha <laughs> evet. Ne? <laughs> evet, evet evet hatırlarsınız. Bizim problem. Dizisi geliyor. meşhur oldu bu söz. <laughs> evet. Buna bakılır hale geldi. Yani. Evet, evet. Şimdi işte kızlar için de bu sorgulanıyor olması enteresan. Normalde ailenin geçim geçimini sağlayan e, kişi kocadır. Hani erkektir. <laughs> Tabii ki paylaşabilirler hayatı ama e, kadında aranacak ilk özellik bu değildir. E, dolayısıyla şimdi bu beklentilerle bir evlilik hayatına başlandığı zaman evlendikten sonra da işte roller karışıyor yani hani hangisi nerede duracağı nerede duracağını tam olarak bilemiyorlar kadın ya da erkek. Evet. Roller karışınca da sonrasında başka problemler patlak veriyor ve çocuğun gelmesiyle daha da karmaşıklaşıyor işler. Evet. Çocukta biraz meseleyi karıştırmış oldum ama <laughs> isterseniz devam edebiliriz. Edelim. Evet. Şöyle, şöyle de bir yanlış algı var. işte çocuk hani evliliğin yapıştırıcısıdır, tutkalıdır. Hani genç çiftler, değil mi? Ne kadar çabuk mesela bir problem varsa aman bir an önce çocuk sahibi olun ki bu sorunlar büyümeden her şey otursun. Ama bu çok yanlış bir tutum. Biz bunu hiç destek demiyoruz. Yani doğru olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü ortada bir problem varsa çocuk ancak eğer bu problem konuşulamıyorsa, üzerinde bir şeyler yapılamıyorsa, hani düzeltilmeye çalışılamıyorsa çiftler tarafından ee, çocuk olduktan sonra ancak ertelenir. Biz bunu görüyoruz. erteleniyor sorunlar daha da büyüyor bu sefer üzerinden zaman geçtiği zaman. Çünkü çocukla beraber gelen ye çocuk ilişkiye yeni birinin katılması demek. İki kişilik bir ilişkiniz vardı, ee, ortada bir ilişkiniz vardı ve iki tarafta duran siz vardınız. Ee, çocuk gelince çocukla olan ilişkide olmuş oluyor işin içine giriyor. Dolayısıyla e onun getirdiği işte yeni sorunlar. Ama onun getirdiği bir sevgi ortamı da sevgi var. Sevgi ortamı da var. Ama işte e, çiftler bunu farklı kullanabiliyor kadın ya da erkek. Boşanmalarda sonra mesela biz çocuklar için çok üzülüyoruz. Hı hı. E, sonrasında eğer boşanmayla sonuçlanacak evlilik. Çünkü e, şu benim gözlemlediğim şeylerden birisi. Eğer çift evliliğini kurtarmak için çocuk sahibi olmuşsa... ...bu düşünceyle çocuk sahibi olmuşsa ve sonrasında boşanıyorsa... ...o zaman e, daha sancılı bir boşanma süreci oluyor ama e, normal seyrinde giden bir evlilikte hani anlaşamıyorlardı ama bu düşünceyle çocuk sahibi olmadılar sonra çocukları oldu ve sonra da olmayacağına karar verdiler ve boşanma sürecine girdiler o zaman daha sağlıklı atlatabiliyorlar o boşanma sürecini ama çocuğa tutunarak yani çocuğu boşanmamak için bir sebep olarak düşünmüşlerse bu niyetle çocuk sahibi olmuşlarsa e, daha sancılı oluyor sonraki boşanma süreci çünkü motivasyonları farklı oluyor çocuğa bakışları farklı oluyor sonra çocuğun hayatında Hatta bunu sözlü olarak dile bile getirebiliyorlar hani çocukla ilgili biz biz işte sana güvenmiştik seni ne niyetlerle hani e, yani hani çocuk bu hissiyatı alıyor yani ben bir hmm. şey bir e, amaçla dünyaya geldim ama onu beceremedim yani ben anneme babam boşalmasın diye dünyaya geldim ama olmadı diye çocuk bunu e, bu hissiyatı alıyor ve sonrasında davranışlardan mı fark ediyor çocuk onu? Yani evet anne ile babanın yani çocukla birinci derece yakın olan bakım veren kişiler kimse onların duygularını çocuk zaten emiyor, hissediyor. Evet. Yani bir şekilde onu yansıtıyorlar çocuğa. Davranışlarıyla, hisleriyle yani her şekilde yansıtıyorlar ve sonrasında en temelde zaten hani söyleyebileceğimiz en net somut şey şu. Ortada bir problem var, bu problemi konuşmuyorsunuz, bir kenara koyuyorsunuz ve yeni bir şey geliyor. Ne kadar uzun süre konuşmazsanız, o kadar çok büyüyor. Ertelediğimiz bir işi düşünelim. Hani mesela bugün bulaşıkları yıkamadık, yarın yenileri eklenecek, yarın yenileri eklenecek sürekli, her gün. Ve gittikçe artık dağ gibi olmaya başlıyor. Onlar hiçbir zaman orada kalmıyorlar, tek başına da çözülmüyorlar. E bu problemler de bu şekilde, o yüzden... Çocuk üst üste binince? Evet, üst üste binince daha da çözülmez hale geliyor. Yine evet. bulaşıktan örnek verebiliriz, hani kuruyor mesela, daha zor oluyor temizlemek gibi. Kullanacak tabak da kalmıyor değil mi? Bir süre sonra kalmıyor, evet. Sonra artık Hı -hı. kullanatlara geçmeye başladılar, orada zaten artık kopmalar oluyor. İşte boşanma süreci başlamış oluyor. Ama burada bahsettiğimiz boşanma, hani sağlıklı bir boşanma değil. Olabilir, çiftler evlenmeye karar vermiş, evlenmişlerdir ama sonra e, birbirine uygun olmadıklarını... ...karar verip boşalmaya karar verebilirler ve boşanabilirler sağlıklı bir şekilde. Bu sağlıklı bir boşanma. Bizim bahsettiğimiz daha çok hani e, sağlıklı yürütülememiş boşanma süreçleri. Evet. Hı -hı. Hocam bir ara verelim sonra tamam. devam edelim. Değerli dinleyiciler TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim... ...aile danışmanı Alev Esmer Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilik ve evlilikte mutluluk üzerine sohbetimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, aile danışmanı Alev Esmer Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle evlilik ve evlilikte mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet hocam, birinci bölümde daha çok boşanmalarla ilgili evet. konuştuk. Ee, yani evliliğin mutlu olmadığı hı hı. bölümleri birazcık. Yani hı hı. tersten mi başladık birazcık öyle diyelim. Evet. Evet uyum <laughs> sorunlarından efendim devam edelim isterseniz bu bölümde. Evet. Ee, daha çok başlangıçta da işte evlilikten hemen sonra karşılaşılan sorunlar. Yine e, programın başında da bahsetmiştik işte insanlar e, bazı yüksek beklentilerle evliliğe başlamış olabiliyor. Ve sonra beklentilerini karşılayamayabiliyor. E, karşılaştıkları ilişki evlilikten sonra e, dolayısıyla e, problemler yaşamaya başlıyorlar ve bunları bir şeylere bağlamaya çalışıyorlar Hani biz bir sorunları yaşıyoruz ama neden yaşıyoruz e, Sorunlu bir ilişkide genelde sebebi karşı tarafı gösteriyor çiftler Hani biz bu evet şu an sorunları yaşıyoruz ama sebebi sensin diye her iki tarafta birbirini gösteriyor kendine bakmıyor ...kendini hani sürece dahil etmiyor... ...kendinin nasıl bir payı olabileceğini düşünmüyor... ...ve hep karşı Karşıyı tarafı... Suçluyor. Evet, ...suçlayıcı bir tavır Tablet takınıyor. <laughs> e, bu da tabii ki sorunları... ...anlaşılmaktan öteye daha çok... ...büyütmüş oluyor. E, ve... E, ...şöyle bir şey olabiliyor... Evlilikte evlilik, ...evlenmeden önce... E, ...o nişanlılık dönemi ya da tanışma sürecinde... ...bazı işte olumsuz... ...ya da kendisinin istemediği... E, ...evlilik sürecinde... Devam, ...bu şekilde devam ettirmek istemediği... Ee, özellikler olabiliyor karşısında ee, karşısındaki çift adayında ee, ama bunları evlendikten sonra nasıl olsa değiştiririm diye düşünüyor yani her hanımlar beyler için bunu düşünebiliyor ya da e, beyler hanımlar için düşünebiliyorlar Hani şöyle şöyle özellikleri var ama evlendikten sonra nasıl olsa e, onu ben değiştiririm diye düşünüyor Bu yanlış bir düşünce Çünkü evde yani birinin bir başkasını değiştirme gibi bir gücü yok İnsanın e, sadece kendini değiştirmeye gücü yetiyor Dolayısıyla evlendikten sonra işte beyefendiler mesela hanımlara bazı işte e, kısıtlamalar koyuyor ya da hanımlar beylere aynı şekilde bazı kısıtlamalar koymaya çalışıyorlar. İşte beylerin genelde e, işte dağınık olması, işte evdeki düzenle alakalı işte destek olmuyor olması vesaire. Halbuki bunlar evlilikten önce de belli oluyor. Yani kişi aynı özelliklere sahip oluyor ama işte hanımefendi düşünüyor ki ben nasıl olsa evlendikten sonra ona öğretirim, onu istediğim şekle sokarım ama böyle bir şey yok. Kimseyi istediğiniz şekilde sokamıyorsunuz. Er, aynı şey, erkek, aynı şey evet. erkek için de geçerli. Aynı şekilde erkek için de geçerli. Mesela evlenirken bazı özelliklerini gör, görüyor eş adayının hanımefendinin. Ama nasıl olsa ben evlendikten sonra ona e, bir şekilde e, şey yaparım, değiştiririm buna ikna ederim. Ya da e, beyler daha çok işte e, kendilerinin otorite olduklarına olduğuna güvendikleri için hani bunu düşünebiliyorlar. nasıl olsa ben ne söylersem hani masaya işte vururum. ...istediğim olur, hani ben çünkü evin beyiyim gibi düşünebiliyorlar. Ee, ama bu şekilde olmuyor, hani değiştiremiyorsunuz karşınızdakini. Evet. evet, isteklerinizi söyleyebilirsiniz ama bunu evlilikten önce de... ...eğer varsa böyle bir düşünceniz, söylemeniz Hı -hı. gerek. Ama e, bir uyum da sağlanıyor, değil mi? Yani Hı -hı. hafif yontulmalar oluyor. Dişli evet. imalatında olurmuş efendim, <laughs> o imalatın bir safhasında. Evet. Başlangıçta dişliler yapıldığında Hı -hı. kenarları keskin, keskin, sert oluyor. Evet. Ee, onun için bir müddet e, fabrikasyon, Hı -hı. o imalat esnasında Hı -hı. bunlar birbirleriyle Hı -hı. Dişler, sürtünerek. <laughs> sürtünerek o fazlalık kısımları yiyor evet. ve dişli daha kullanılır hale, evet. sessiz çalışır, daha hoş Hı -hı. çalışır hale geliyor. Saat gibi böyle tıkır tıkır, evet. tıkır çalışır. Hı -hı. Çok güzel bir örnek verdiniz. Ee, aslında bundan da hani birazdan bahsedecektik. Evlilik aslında insanı geliştiren bir şey. Söylediğiniz gibi keskin uçlarını törpülemesini sağlayan. Yani hani kendinde ne eksikse, neye ihtiyacı varsa onu tamamlayacak biriyle evleniyor aslında insan. Tercihini bu şekilde yapıyor, bilinçaltı süreç bu şekilde işliyor. Dolayısıyla karşılaştığınız kişi sizde neyi değiştirmek istiyorsa ya da hani siz yaşadığınız ilişkide hangi alanlarda daha çok sorun, neye tahammül edemiyorsanız... <laughs> Mesela dağınıklığa mı çok tahammül edemiyorsunuz? O zaman belki sizin biraz dağınık olmaya ya da biraz esnekliğe ihtiyacınız var. Belki orada çok keskinsiniz. İşte evlilik ilişkisi insana bunu sağlıyor aslında, bunu öğretiyor. Hı hı. Ama kişi esnek olmayı becerebiliyorsa, eğer çok keskin, sert değilse... O da bir sanat değil mi? Evet, kesinlikle. Yani belki sanattan da öte, insanların bunu bilmesi lazım, erkek hı hı. veya kadın. Hı hı. Yani... Ben düzelmeliyim. Evet. Kendisini tanıyıp, hı hı. kendi noksanlarını görüp, hı hı. değil mi? Evet, evet. Bunu görmeye çalışan çiftler zaten evlilikte söylediğiniz gibi daha uyumlu ve mutlu oluyorlar. Çünkü e, bunu bir gelişim süreci olarak görüyor. Evliliği kendini geliştiren bir şey olarak görüyor ve kendinde bir şeyler keşfetmeye başlıyor evlilik ilişkisiyle beraber. Ama kişi eğer ben sabit olduğum gibi duracağım ama sen değişeceksin diyorsa karşısındakine erkek ya da kadın fark etmez. İşte o zaman. Sıkıntılar sorunlar. Başlıyor. Evet, sorunlar başlıyor ve büyüyerek devam ediyor. Devam Çünkü karşınızda sizi dinleyen, anlamaya çalışan biri yok. Kendisi sabit olduğu gibi durması ve yaptığı her şeyin doğru olduğunu ama sizin de değiş, değişmeniz gerektiğini düşünüyor. Ama insanın en büyük yanılgısı bu işte. Hani kendisinin doğru olduğunu düşünüp diğer her şeyin değişmesi gerektiğini düşünmesi. dolayısıyla esneklik gerekiyor uyum sürecinde. Evet. Her konuda zaten hı hı. ben Dendiği anda nefis evet. işin içerisine giriyor evet. değil mi? Evet. Benim dendiği anda sıkıntılar, problemler başlıyor. Evet evet sosyal hayatta da öyle söylediğiniz değil gibi. Mi? Ki evlilik bunun çok daha temel Tabii, çünkü bir ortamı. çünkü en fazla beraber bulunan kişi, Hı -hı. evli olunan kişi. Evet. Değil mi? Vaktinin evet. büyük evet. bir kısmını onunla beraber geçiriyor. Çünkü. Hem vakit olarak hem de gönül olarak hani duygusal olarak da en i̇şte yakınınız. Daha yakın birisi olmuyor size evet. artık. Evet. En yakınınız Erkek olmuş. Erkek için çocuklarının babası, Hı -hı. anne için de ...kadın içinde çocuklarının annesi. Hı hı, evet. Çok çok kıymetli bir şey. Evlatlar en kıymetli zaten. Evet. evet. evet önemli yani. Öyle yani... E, ...ben olmaktan, az önce dediğiniz gibi... ...ben olmaktan biz olmaya... ...geçmiş olmak artık evlilik. Ama... Evet. E, ...insanlar ben olarak kendilerini... ...az önce de söylediğiniz gibi tanıyamamışlarsa... ...kendilerine hı hı. bakamamışlarsa... ...hani benim hangi özelliklerim var... ...ne eksiklerim var, ben neyi yapabiliyorum... ...neyi yapamıyorum... ...diyerek kendilerine bakamıyorlarsa eğer ben olamıyorlarsa, o zaman biz olmayı da beceremiyorlar. Çünkü hep beni daha iyi yapacak şeyleri arıyor. Yani o yüzden e, ben bu şekilde iyiyim, sen şunları değiştirmelisin diye sürekli karşı tarafa diretiyor. Yani ona ödev verir tarsa. Burada da ilişki düzeninde bak ilişki düzeyine bakacak olursak bir ebeveyn çocuk ilişkisi gibi bir ilişki kuruyor karşı tarafla. Yani sen değişmesin, e, ben senin ebeveyninim, sen benim çocuğumsun. Gibi. ...yani onun üzerinde bir şey kurmaya çalışıyor. Ee, baskı. Imai, evet, baskı kurmaya çalışıyor, Hı. onu değiştirmeye çalışıyor. Ee, ama e, evlenen iki kişi yetişkindir ve yetişkin düzeyinde... Kişilerde. ...ilişki kurmaları evet. gerekir tamam. karşılıklı olarak. Ebeveyn çocuklu, çocuğu, yani ebeveynden çocuğa doğru değil de... E, ...yetişkinden yetişkine doğru olan bir ilişkileri... ...düzlem olarak aynı düzeyde olmaları gerekir. Evet. Peki burada hemen ara soru uğrağı gireceğim. Hı -hı. Ee, evlilik yaşları farklı olan hı, hı bayağı bir fark olan kişiler hı -hı. içinde geçerli Tabii mi? Tabii ki. Hiç fark etmez. Etmez. Çünkü 50 yaşında bir ilişkin. erkek efendim 30 yaşında bir hanımla evlenirse evet, evet. onun içinde bir denklik söz konusu. Yani Evet. Yani e e ebeveyn pozisyonuna geçmemesi Yok, lazım. Yok asla geçmemesi gerekir. Evet. Zaten e bu ebeveyn pozisyonuna geçme meselesi özellikle hanımlar bunu çok yapıyorlar bizim kültürümüzde. Kendilerini eşlerinin annesi e, gibi, gibi e, evet görüyorlar konumlandırıyorlar ilişkilerini. genelde de genç olmalarına rağmen genç olmalarına rağmen işte onu söyleyecektim ben de yaşa bakmıyor bu mesele evet. hissiyat da yani hissetmeyle alakalı bir şey kendisini nasıl hissediyor İlişkide kendisini nasıl konumlandırıyor hangi rolde görüyor kendisini e, düşünün mesela e, şey bile var mesela ben e, örnekleriyle karşılaşıyorum sık sık dikkat ediyorum hani çevremde e, evlenirken genelde anneler e, gelinlere yani erkeğin annesi e, evlenecek olan gelinine genelde işte kızım işte bu e, kendine dikkat etmez terleyince kıyafetini değiştirmez özellikle tatile <laughs> giderken bunu söylerler. Şimdi evlendikten sonra çıktılar tatile gider ya ilk e, sen dikkat et bunu koru kolla ama o onun annesi değil evet, de onu. onun annesi değil anne kendine gel hani annesi sensin o onun evet. eşi olacak ama onu bile biz. Ee, bu şekilde kodlamışız ve sanki çocuğunu başka bir anneye emanet ediyormuşçasına evet bir noktada doğru değil mi birazcık da olsa bu konu. hocam <laughs> nasıl kollasınlar mı yani hani yani gibi. E, gerçekten erkekler biraz daha böyle e, hanımlar gibi evet. koruyucu değil yani öyle bir evet. sıfatları yok kadınların var böyle bir sıfatı onun için ee, dediğiniz gibi iyice, hı hı. böyle tam bir anne gibi değil ama evet, evet. hiç olmazsa birazcık böyle sahiplenme. E, evet o çok ince bir çizgi işte orada evet. dengeyi çok iyi korumak hı. gerekiyor. Yani hani orada e, sürekli etrafında dolaşan işte mesela bu şekilde kavga eden çok fazla çift var eminim siz de duymuşsunuzdur çevrenizde e, işte hani Hanımlar bir araya geldiği zaman mesela eşlerinden bahsederler problemlerden işte çoraplarını etrafa atıyor kıyafetlerini toplamıyor vesaire bunlara baktığınız zaman biraz dinleyip hani e, olaydan kendinizi soyutladığınız zaman dışarıdan bir göz gibi baktığınız zaman e, gerçekten çocuğundan yakınan bir anne görüyorsunuz orada Hı. eşinden değil Onu artık çocuğu gibi benimsemiş ona çocuğuymuş gibi davranıyor ee, ...çok fazla mesela birbirinin alanına e, giriyor. E, aslında bu çocuklar için de doğru değil tabii ki yapılması. Mesela işte sabahları e, uyanamıyor ve o sürekli onu çağırmaya çalışıyor. Bu ilişki de yıpratıyor bir süre sonra. Normalde yetişkin bir birey. Sağlık problemi yoksa eğer kendisinin. Tabii. Kendisi saatinde, vaktinde uyanabilir, yemeğe gelebilir gibi. E i̇şte bu ilişkinin nasıl kurulduğu, çiftlerin kendilerini bu ilişkide nasıl konumlandırdıkları rollerini doğru benimseyip benimsemedikleri çok önemli. Çocuk olduktan sonra bu daha önemli oluyor mesela. Evet. Yine bizim kadınlarımızın yaşadığı sıkıntılardan birisi, e, beylerin e, duygusal olarak e, hem ilişkide hem de aile içerisindeki rollerinde hiç olmamaları sebebiyle fiziksel olarak çünkü gelip evin içerisinde bulunuyorlar ama ruhen hani orada olmuyorlar. Yani veya baba rolüyle orada olmuyorlar. Dolayısıyla anne de burada e, hem baba gibi otoriteyi temsil etmek zorunda kalıyor ama bir yandan da anne ...ve merhameti temsil etmesi gerekiyor. Ee, ama baba ile anne ikisi aynı vücutta olamıyor. Ve e, işte katılaşıyor kadın. Dolayısıyla e, mesela şöyle söyleyen e, çocuklardan bilirsiniz... ...ya da şu an yetişkinlik zamanlarındadırlar ama... ...kendi annelerinden, babalarından olan ilişkilerinden bahsederken... ...şöyle derler işte babam çok e, arkadaş gibiydi... ...onunla her şeyi konuşabilirdim ama biraz annem... E, sertti, şu kuralcıydı. İşte annem hani evdeki her şeyi idare ederdi. Burada baktığımız zaman aslında bir rol sorunu var ailede demektir. Çünkü babanın e, kuramadığı otoriteyi, onun sağlayamadığı o güven güveni, e, işte evdeki düzeni anne yapmak zorunda kalmıştır ve dolayısıyla şöyle bir şey, burada e, belki şunu söylemek yanlış olacak, hani baba yapmadığı için anne yapıyor. Her zaman değil. Belki anne çok işin içerisinde bu şekilde girdiği için baba da olamıyor, Baba rolünü sağlayamıyor. Ama bu bunları çok doğru konumlandırmak lazım işte. Çocuk olduktan sonra da çünkü yanlış modelleyebiliyor çocuklar. Evet. Bir de yuvayı dişi kuş kura yapar Hı -hı. diye bir sözümüz evet. var. Hı -hı. Ee, bu söz doğru mu? Tabii ki doğru. Hı -hı. Anne to toparlar, derler, toplar, herkes bir Hı -hı. araya getirir. İşte merhamet gösterir. İşte sever. Ama koruyup kollayan baba, yani hani böyle baba dağ gibidir deriz ya, işte arkasında hı hı. babası olsun insanın diye. Babanın o o rolde olması ve onu bırakmaması gerek. Bir adım önde olması gerek anneye göre. Evet. Dolayısıyla evet, yuva dişi kuş yapar doğru. Ve zaten evlilikte hani e, kadının, e, o yüzden programın başında da belki ondan bahsettik ama yine de açıklama yapma gereği duydum. Çünkü bazen hanımefendiler şey düşünebiliyor, e, hep bizim üzerimizden bu konular konuşuluyor, hiç hiçbir baba... Yok diye. E, ama kadın çok önemlidir. Kadın doğru roldeyse eğer ilişkide. Olması gereken yerdeyse. yerdeyse. Hı hı. E, o zaman erkeği e, çok daha rahat e, idare edebilir. Ve onu hani istediği role çekebilir. Kadının rolü ilişkide çok önemli. İletişimde de öyle çok önemli. E, ama her iki tarafa da düşen görevler var. Evet. Kesinlikle. Yine birinci bölümde konuştuklarımızda. Hı hı ilave olarak konuşmak istiyorum. Hı hı. Yani boşanmalardan söz ettik. İşte zamanımızda kadınların e, pozisyonlarından, hı hı. eğitim aldıklarından, bir hı hı. meslek sahibi olduklarından, ayakta durduklarından, eke, e, kendilerini hı hı. ekonomik olarak güçlü hissettiklerinden söz ettik. Evet. E, bütün bunların hepsinin neticesinde bakıyoruz işte evliliklerde büyük yıpranmalar oluyor, büyük sıkıntılar oluyor. Hı hı. Çünkü kadın ee, sabahtan akşama kadar Kocasıyla birlikte o da çalışıyor evet. Bir işinde beraber veya ayrı bir yerde Fark hı -hı, etmiyor hı -hı. çalışıyor Ama bir de akşam eve geldiğinde Evdeki sorumlulukları başlıyor evet. Beyefendi e, böyle bir sorumluluk Taşımıyor eve geldi mi bey Artık ama hı -hı. hanım Eve geldi mi Annelik görevi hı -hı. devam ediyor Kendi hı -hı. çocuklarına ve eşine karşı evet. Bütün bunların hepsinin sonucunda da kadın çok yıpranıyor evet, doğru. Zamanımızda bu bir gerçek hı hı. ve belki de birçok evliliğin de yıkılmasına, bozulmasına, hı hı. sıkıntılarla, üzüntülerle devam etmesine sebep oluyor. Evet, evet. Bunun için şunu önerebilir miyiz? Evet, bir kadın kültürlü olsun, okusun, hı hı. eğitim alsın ama e, çalışmasın. Yahut da evine, eşine ve çocuklarına çalışsın. Bu yani neden şöyle söylesin? söyleyebilirim. Ben orada şöyle düşünüyorum. Eğer ekonomik olarak kadının çalışması şart değilse, böyle Değil. bir zorunluluk yoksa. Böyle bir zorunluluk yok. Hı hı. Yani günümüzde e, ekonomik olarak da Türkiye'nin durumu şu anda eskisine göre çok hı hı. çok daha güzel durumda, iyi durumda. Ama tam tersine eskiden böyle bir şey taşımazken, kaygı taşımazken şimdi böyle bir kaygı taşınıyor. Hı. Efendim hem kadın çalışsın hem erkek çalışsın. Niye ki? E, burada işte kadınların biraz daha işte kariyer sahibi olma gibi tutkuları hani söz konusu olabiliyor ama bunun yanında şu da var egoizm ama yine yani üretmek istiyor ee, insan olarak hani bir kere her şeyden önce kadın ya da erkekten ziyade bir şeyler üretmek istiyor yani bir değer üretmek istiyor ee, bu bunun ihtiyaç bu ihtiyacın karşılığı da olabilir çalışma kadında ama buradaki tavsiye şöyle tabii ki sonuçta kadının evde de bir takım görevleri olduğu için ee, bu görevleri kendisi istediği şekilde idare edebilecek, aksatmayacak, yani hani kendini yetersiz hissetmeyecek düzeyde yapabilecek ve e, yapmak istediği şey de iş, hobi ya da her neyse üretmek istediği şey, buna da vakit ayırabilecek olması gerekir. Ve bu tam zamanlı bir işe karşılık gelmiyor söylediğiniz gibi. Yani tam zamanlı bir iş yapması evet, özellikle de anne ise kadını çok fazla yıpratıyor. Çünkü fazladan yük almış oluyor üzerine. Zaten annelik. Ve ev hanımlığı yeterince zor, Oldukça yani zor hele, ve büyük bir iş. Evet çok, çok büyük bir iş. Emek isteyen, çok enerji isteyen evet. e, bir iş. Dolayısıyla bunun üzerine bir de e, başka bir işle mesaili bir işte çalışıyor olması ekstra ekstra yük getirmiş oluyor. E, sonra da tabii ki kadın daha çabuk yıpranıyor. Evet, yani kadınlara bir zulüm oluyor bu adeta. Evet evet doğru. Çok. Böylesiniz. Buna bu şekilde bakmadım. Hı -hı. Ha dün de efendim işte e, kadınlar e, köy hayatını e, ...ele aldığımızda... Hı -hı. ...düşünün yani yüzde sekseni halkımızın... ...o zaman köylerde evet, yaşıyordu, doğru. kırsal kesimde Çiftçilik yaşıyordu. yapıyordu. yapıyordu. Hı -hı. İşte efendim hayvanların sağılması... ...sütünün kaynatılması... Hı -hı. ...peynir, yoğurt, yap yağ yapılması... ...çıkarılması falan. O zaman da kadınların... ...birçok işleri vardı. Hı -hı. Doğru. Evet. O da bir zulümdü. Ona da hiçbir şey yapmıyorum. Yani... E, ...anormal çalışma... ...nerede olursa olsun, ister günümüzde olsun... Hı -hı. ...ister dünde kalsın... ...ee... Hı -hı. Her şeyin bir dengesi olması lazım. Bir kere inançlarımız açısından da baktığımızda kadınların e, sadece evinin hanımı olduğunu görüyoruz. Dinimiz Böyle olması kafi yani çünkü evet. evi toparlayan işte dişi kuş yapar yuvayı dediniz az önce. Tabii çocuklarının bakımı, eğitimi... Evet. eğitimin, onların efendim yardımcısı, destekçisi olması bunların hepsi de çok önemli. Bunlar önemli evet, işte bu yüzden de kadının rahat olması gerek. Ama burada e, erkeğin de birazcık çocukların hayatında olması gerekiyor. Birazcık derken Çok. olması gerektiği kadar yani olması hiç olmasa, gerekiyor. Yani olmazsa, evet, hiç olmazsa yarı yarıya. Yani evet. Anneyle. Çocukla birlikte vakit geçirmesi, paylaşımda bulunması. Evet. E, mesela evden geldiği zaman az önce söylediğiniz işte hanımlar işe geldiği zaman eve. İşte işten eve geldiği zaman diğer ev işleriyle ilgilenmeye başlıyorlar. Hı hı. İş yerindeki mesaisi bitiyor bu sefer evdeki başlıyor. Çocuklarla ilgileniyor vesaire. Pek çok çalışan kadın zaten bundan yakınıyor ve işin içinden çıkamayacak duruma gelip hani yardım almaya çalışıyorlar. Çünkü işten eve geliyor. Zaten çocuğu evde bıraktığı için bir ruhsal olarak sıkıntı yaşıyor kendi içinde yetersizlik hissediyor. Eve geldiği zaman bir sürü iş var, yetişmesi gereken ve bununla beraber insanların hani arkadaşlarıyla aile diğer işte aile büyükleriyle işte diğer akrabalarıyla vakit geçirmeye de ihtiyaçları var. Bunlar zaten karşılanmamış ihtiyaçlar olarak hep kenarda bekliyor. Evet. Eksi de olmuş oluyor. Doyurulmamış ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar olarak ve fiziksel olarak yapılması gereken bir sürü şey var. ve kadına çok fazla yük binmiş oluyor ama burada erkekler söylediğiniz gibi hani eve gelip benim mesaim bitti iş yerinde şimdi dinlenme zamanıyım. Dememesi gerek. Hele de çocuk varsa evin içerisinde evet. çocuğa da vakit ayırması ve evde de eşiyle birlikte görev paylaşımı yapıp e, destek olması gerek. Evet. Bir ara daha verelim hocam. Tabii devam ki. Devam edelim sonra. Hı. Değerli dinleyiciler TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim aile danışmanı Alev Esmer Hanım'la birlikteyiz. Evlilik ve evlilikte mutluluk konusunu konuşuyoruz. Programımız devam edecek efendim. <laughs> Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim Dünyamızdayız ve değerli misafirim, aile danışmanı Alev Esmer Hanım'la birlikteyiz. Evlilik ve evlilikte mutluluk üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, dedik ki en son bundan hı hı. önceki bölümde eve gelindiğinde babalar da annelerle beraber e, çocukların sorumluluğunu üzerine alırlar ve onunla onlarla birlikte faydalı vakit geçirirler. Yani işin tamamı kadına yüklenmez. yüklenmemeli. Evet, yüklenmemeli. evet. evet hocam. Uyum sorunlarıyla devam edelim isterseniz, bu ve diğer başka sorunlar. Tamam, devam edelim. Burada yine işte söylediğimiz gibi beyler geldikleri zaman iş bölümü yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda Hı. televizyon problemi çok ciddi bir şekilde evlerde devam ediyor. Sürekli açık duran ve kapanmayan bir televizyon. Yatma saatine kadar açık kalan bir televizyon. Bu çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Hem çift, zaten çocuk yoksa bile çift ilişkisini sekteye uğratıyor. Bu noktada televizyonla beraber diğer televizyon, tablet ve benzeri, şey telefon ve tablet gibi işte sosyal medyalara bir şekilde bağlantı kurulabilen cihazları da bunun içerisine katılabiliriz, katabiliriz. Bunları saatli ve hani ihtiyaca göre düzenli kullanmak gerekiyor ev içerisinde. Çünkü o mesela işte bir şeyler konuşacaklar, paylaşacaklar ama birbirinin gözüne bakmayıp telefona, televizyona ya da başka bir cihaza bakabiliyorlar. Bu da ilişkiye, iletişime engelliyor ve karşı taraf anlaşılmadığını önemsenmediğini değersiz olduğunu düşünüyor. Çocuk da olsa yine aynı şekilde. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor. Televizyonları hani biraz daha düzenli saatlere göre uygun, ihtiyaca göre kullanmak gerek. Evet. Uyumla ilgili. Mümkün olursa hiç televizyon hiç açmamak, açmamak en, en, en çok istediğimiz tabii ki ama hani ihtiyaca göre hani bugün şu program var, onu seyredeceğiz deyip programın saatinde açıp programın saati bittikten sonra da kapatmak. Evet. Hani en doğrusu. Ama böyle bir yaygın bir kullanım şekli var. Yanlış kullanım şekli. Eve gelir gelmez televizyonu açıp e, uykuya başlayana kadar açık durması gibi. Bu çok ciddi sorun teşkil ediyor. Evin içerisinde sürekli bir ses. Evet. Kumandalar da genelde babalarda galiba. Genellikle evlerde babalarda oluyor evet. Ya ailelere göre değişiyor. Biraz tersten de olmaya başladı. Çocukların elinde de olabiliyor bazen ama tabii ağırlıkta hmm. babalarda diyebiliriz. Ama kim de olursa olsun bu iş bir programa konmalı. Evet. Evet. Ve saatinde açıp, hı hı. saatinde de kapatılmalı. Yani burada iki türlü uygulama var. Ya saatinde açıp saatinde kapatacaksınız ya da e, onların kullanılmayacağı bir saat dilimi olacak. Mesela akşam yediden dokuza kadar bunlar kullanılmayacak, de denebilir. Evet. Dolayısıyla bu da iyi bir uygulama aslında. İhtiyaca göre, her aileye göre, ailenin ihtiyaçlarına göre, alışkanlıklarına göre değişebilir. İkisinden birini yapabilirler. E, ama çok çok önemli bir şey gerçekten. ...televizyonu kapatmak ve birbirine vakit ayırmak... ...veya ki sadece kendine bile vakit ayırabilir. İnsanlar bunu bile bazen aksatabiliyorlar... ...kendilerine vakit ayırmayı... Ee, ...bir şeylerle ilgilenirken. Ee, ve uyumla ilgili şunu söyleyebiliriz... Ee, ...zannediliyor ki işte farklı kültürlerden... ...insanlar bir araya geldikleri zaman... ...uyum problemleri yaşanır. Ama bu yine doğru bir bilgi değil. Aslında e, her evin içerisinde... ...farklı bir aile kültürü var... ...her ailenin içerisinde. Dolayısıyla kapı komşunuz bile olsa evlendiğiniz kişi e, hani o o kadar yakınlıkta bile olsa size evlendiğiniz zaman tamamen farklı bir e, şey Kişiliğe... getirebilir yani Hı -hı. farklı bir kültürel özellikleri hani farklı alışkanlıkları olabilir Hı -hı. E, dolayısıyla bu da uyum sorunlarını getiriyor yani aslında şey değil farklı şehirlerde ya da işte farklı ülkelerde yaşayan insanların bir araya geldiğinde yaşadığı bir sorun değil uyum sorunu bunu söyleyebiliriz bununla ilgili son olarak toparlayıcı olarak. Genel olarak bu konuda hani denir ki işte kendi yemeklerimizi hı hı hı. bilsin efendim kendi hı hı. kültürümüzü bilsin hanım ve erkekler hı hı. E, kendi yaşantımızı hı hı. önceden bilenler olsun hı hı. arayışı içindedirler. Evet. Ama buna gerek yok diyorsunuz böyle bu, bu bir. Bu şey. doğru bir bilgi değil evet böyle evet. bir yanlış bir hani bakış açısı var. Örneğin ben Bartınlıyım, eşim hı. Erzincanlı. Evet, oldukça yani çok, farklı çok yerler çok uzak hani farklı yerler bununla alakası yok aslında çünkü e, az önce verdiğim örnek gibi kapı komşusuyla evlenen insanlar uyum problemi yaşayabiliyorlar çünkü işte her aile sistemi farklı <laughs> e, yeni bir aile kuruyorsunuz ve uyum problemlerinin olması kaçınılmaz birbirinden farklı ailelerde farklı anneler babalar tarafından yetiştirilmiş iki insandan bahsediyoruz birbirinden farklı iki insan bir araya geldiğinde muhakkak sorunlar yaşayacak ama bu sorunların üstesinden gelmek için ortak bir dil ...kullanabiliyorlar mı? Bu sorunların üstesinden gelmek için istekliler mi? E, hatta hani şöyle söylenir ya, geçinmeye gönlü var mı? <laughs> Meşhur bir laftır o. <laughs> Meşhur bir laftır, çok da doğru. Geçinmeye gönlü varsa, muhakkak bir yol bulacaktır, arayacaktır. Problem yok. Öyle evet, pro problem yok. <laughs> evet. O zaman bir yol bulacak. Ama geçinmeye gönlü yoksa, suyumu evet. bulandırdın diyebilir... ...altta değil olmasına mi? rağmen değil mi, yukarıdakine? Öyle öyle. Şey, evet. Yukarıdaki Alt kat, alttakine suyumu bulandırın diyor yani kurt kuzuya evet, evet evet. Evet çünkü yiyecek onu yani evet evet bir sebep arıyor çünkü sebep aradıktan Hı -hı. sonra insan çok sebep bulur ama çözmek için bir sebep arıyorsa da onun için de pek çok yol bulacaktır evet peki hocam monotonluk evliliği nasıl etkiler Hı -hı. diye bir sorumuz vardı buradan devam edelim isterseniz evet ee, bu da yine ee... Kısa vadede de olabiliyor. Hani evlilikten beş altı ay sonra, evlendikten beş altı ay sonra da çok monotonlaştık biz diyebiliyor insanlar. Yine burada bir süre sınırı yok da e, insanların yani çiftlerin ne hissettikleri önemli. Hani kendilerini tüken, monotonluğa işte monoton bir ilişkimiz var diyen çiftler genelde kendilerini artık bıkmış tükenmiş. Sanki bir işte kuyunun içinde kalmış ve her şey aynı hiç değişmeyecekmiş gibi biraz da hani böyle umutsuzluğa kapılmış bir halde hissediyorlar bu hissiyat varsa zaman söz konusu değil burada hani zamana bakmıyoruz Bu ne zaman oluşmuşsa o zaman artık bir bir sıkıntı var bir monotonluk var demek ee, burada neler yapmak lazım işte daha çok insanların tavsiye ettikleri değişik değişiklikler yapmak işte bir genelde çiftler burada işte bir hediye almak farklı bir şeyler yapmak dışarı çıkmak gibi çözümler buluyorlar ee, burada bizim için önemli olan ne sebep oldu e, bu monotonluğa? ...bunu tespit etmek... Ee, ...burada çiftlerden biri... ...artık ilişkide kalmak istemiyor olabilir... Dolayısıyla bilinçli olarak bir isteksizlik... E, ...gösteriyor olabilir... ...bu mu var... ...yoksa e, aslında... ...her iki tarafta e, iyi bir ilişki yaşamak istiyor... ...iyi bir evliliği sürdürmek istiyor... ...ama nasıl yapacağını mı bilmiyor... ...bu da olabilir ki bu ikinci seçenekse... ...eğer o zaman her şey yolunda demek... ...hani yapılabilecek bir şeyler var demek... Hı hı, araştırıyor en azından... Evet istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Bilmiyorum. Aynen burada yeni bir dil öğrenmek gibi e, diyorum ben bu meseleye. Hani e, şimdi evlendiniz, hayatınızda ilk defa çift olma deneyimini yaşıyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir ilişki kuruyorsunuz. Yani bu ilişkiyi daha önce hayatınızda hiç kimseyle kurmadınız. Arkadaşınızla kurduğunuz bir ilişkiye benzemiyor. Yani daha önce bu rolde hiç olmadınız hayatınızda. Çünkü çocuk oldunuz, öğrenci oldunuz işte vesaire. Yani hani birinin çocuğu ...oğlu ya da kız olduğunuz... Ee, ...birinin arkadaşı oldunuz ama... ...birinin eşi olmadınız. olmadınız. İlk kez deneyimliyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir dil... ...öğrenmiş oluyorsunuz. Evet. Diyebiliriz. Böyle söyleyince... ...daha kolay geliyor. Yani gözlerinde çok büyütmüyor... ...insanlar. Ha yeni bir dil öğreniyorum... ...o zaman bilmiyor olmam çok normal. Zaten çok normal olduğunu... ...hani bunun... E, ...herkesin yaşadığı bir, bir şey olabileceğini... ...düşünmek biraz daha rahatlatıyor insanları. E, Monotonlukta... Önemli nedenlerden birisi bizim tespit ettiğimiz temel nedenler, temel nedenler şöyle duygusal ve fiziksel yakınlığın azalması. Yine az önce bahsettiğimiz gibi işte evde televizyonun olması, işte başka şeyler vesaire bu çiftlerin ilişkisini etkiliyor ve soğutuyor aradaki o şeyi, ilişkiyi. Yani sıcaklığı aradan kaldırıyor, daha mekanikleşiyor ve mesafe artıyor çiftlerin arasındaki. Duygusal bir soğukluk olmuş oluyor. Yani aynı evde yaşayan farklı ...hayatlar yaşayan iki insan gibi olmuş oluyorlar. Aynı odanın içinde bile olsalar farklı farklı ekranlara bakıyorlar. Ya da aynı ekrana bakıyor ama birbiriyle hiç iletişim kurmuyorlar. Dolayısıyla bu da bir duygusal soğukluğun arttığını gösteriyor. Ee, yani evlilik dediğimiz şey üç günlük bir mesele değil. Ee, herkes hayatının sonuna kadar evli olmak... ...niyetiyle sonuçta evleniyor. Bir süresi olan hani biz 3 yıl evlilik kalalım ya da beş yıl evlilik alalım diye bir düşünceyle başlamıyorlar. Dolayısıyla e, burada inişli çıkışlı bir ilişkinin olacağı... ...hayatın getirdikleri işte zorluklara birlikte karşı koyulacağı... ...işte bunun karşısında beraber çözüm üretileceği öncesinden düşünülmesi gerekiyor. Bu inişlerin çıkışların olacağı... E, ve zaman zaman işte soğukluklar olabileceğini baştan bilmek ve bunu göze almak gerekiyor öncelikle sonrasında tabii ki canlandırmak için neler yapabiliriz diye bu duygusal soğukluğu ortadan kaldırmak için neler yapabiliriz diye çiftler bakıyorlar ilişkilerine sonra bazı tavsiyelerde bulunuyoruz burada en önemli şey çiftlerin birbirine nazik davranması Evet, ...birinci hani söylediğimiz şey. E, çünkü kendine nazik davranılan insan... ...karşı tarafın kendini önemsediğini, değer verdiğini düşünüyor. Ama daha, daha mekanik, daha böyle sert, sivri dilli bir ilişki kuruluyorsa... ...ya da belki hiç konuşmadan yaşayan insanlar var. E, bu sizin hani orada varlığınızın görülmediği, kabul edilmediğiniz anlamına gelmiş oluyor. Ve duygusal olarak aç kalmış oluyorsunuz bir noktada... Dolayısıyla çiftlere burada birbirlerine karşı nazik olmalarını tavsiye ediyoruz. Daha çok işte fiziksel olarak birbirine daha yakın durmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Uyku saatlerini birlikte planlamalarını ve aynı saatlerde uyumaya çalışmalarını tavsiye ediyoruz ki bu çok önemli. Baktığımız zaman pek çok kişi bundan yakınıyor aslında. Hani ya da bu monotonluğa, soğukluğa biz baktığımız zaman hani ne, ne olmuş, nereden kaynaklanmış diye bir süre sonra çiftler mesela Kadın çalışmıyorsa eğer evdeyse ev hanımıysa e, işte gece yapacağı, şey, gündüz yapacağı işleri geceye sarkıtabiliyor. Eşi çoktan uyumuş oluyor. O 3-4 saat sonra uyumaya başlıyor. Ya da mesela bebek varsa a, bu da çok fazla var. Bebekleri çok geç uyutup sabah geç uyandırıyorlar. Dolayısıyla e, ailede bir bütünlük bozulmuş oluyor. Yani birlikte aynı anı yaşayamıyorlar. Aynı zaman diliminde yaşayamıyorlar. Zamanla da bu e, fiziksel mesafenin uzaklaşması... ...duygusal olarak da aradaki mesafenin açılmasına sebep oluyor. Evet. İnsanlar robot değil hocam. Evet. Değil mi? E, yaşantı da monoton bir şekilde gitmemeli zaten. Evet, evet. Çünkü o, ancak robotlar kurgulanır değil mi? Evet. Bir belli bir program dahilinde hı hı. hep aynı şeyler yapar, tekrar eder, durur. İnsanlar böyle değil. Hı hı. İnsanların yaşamında mutlanları var üzüntülü anları var. Evet. Ölümlü bir dünyadayız. Evet. Cennette değiliz. Dolayısıyla birçok sıkıntılar olacak. İşte sevinçler olacak. Hı hı. Bunlar paylaşılacak. Hı hı. Hani derler işte sevinçler, sevinilecek şeyler paylaştıkça çoğalır. Hı, hı. Ee, üzüntüler de paylaştıkça azalır. Azalır evet. Bu bir gerçek. Hı hı. Böyle bir yaşantı içerisinde olması lazım. Evet. E, ...eşlerin. Bu hayatın gerçeklerini de gözetmeleri lazım. Yani böyle hani... E, ...söylediğiniz gibi bazen üzüntü olacak... ...bazen işte sevinçler sevinç olacak. olacak. Hayatın getirdiği bir sürü şey olacak... ...evlendikten sonra. Çünkü bir ömür... ...sürmesini arzu ettikleri bir e, şey sonuçta. E, dolayısıyla bunları da... Göz ardı etmeden ilişkiye bakmaları... ...ve değerlendirme yaparken sadece... ...bugünü değil öncesinde değerlendirmeleri lazım. E, i̇şte monotonluktan... ...şikayetçi olan insanlar hep... ...içinde bulundukları anı değerlendiriyorlar. Hani şu an çok ilişkimiz monoton, işte çok işte e, şey soğuk ilişkimiz vesaire gibi. Ama bu e, sonuçta sizin bundan önce de bir ilişkiniz vardı. Bugünden önce e, hiç monoton olmayan, çok gayet güzel işte hayallerle başladığınız bir ilişki vardı. E, o zaman ne yapıyordunuz? Neyi farklı yapıyordunuz şimdiye göre? Neyi değiştirdiniz ya da ne e, sizi rahatsız eden? Bunun üzerine konuşmak, bunları yeniden hayata geçirmek. Mesela eskiden yürüyüşe çıkan insanlar Birlikte yürüyüş yapmaktan keyif alan insanlar evliliklerin ilk döneminde ya da nişanlılık döneminde evlendikten sonra bunu artık önemsiz yani nasıl olsa zaten biz birlikte vakit geçiriyoruz. Yürüyüş yapmamıza gerek yok gibi bir düşünce geliştiriyorlar ve yapmıyorlar. Sonra işte ne bileyim akraba ziyaretleri yapmak işte bunu yapmıyorlar, artıyorlar. Sonra işte birlikte yemek yemek mesela çok önemli bir şey yemek yemek sadece karın doyurmak için yapılan bir eylem değil. Aynı zamanda sosyal de bir eylemdir, birlikte yemek yemenin. Çünkü aile sofrası çok önemlidir. E, ailede çocuk yoksa bile çiftler birlikte yemek yemeli, birlikte vakit geçirmeliler. Evet. Birlikte aynı zamanda aynı şeyi yaşıyor olmaları lazım duygusal olarak. E, az önce söylediğim gibi işte mesela yolculuk, şey, e, birlikte yürüyüş yapmayı evlendikten sonra ya biz evliyiz artık ne gerek var gibi düşünüyorlar. Ee, bu, bunun gibi işte bir, bir, bir birbiri ardına gelen şeyler, eskiden yapılan, e, çiftlerin birlikte yapmaktan hoşlandıkları şeyleri yapmamaya başlamaları monotonluğa ve duygusal bir soğukluğa sebep oluyor. Evet. Yemek, birlikte yemek yemek dediniz. Hı hı. E, zaten birlikte yemek yiyorlar ev, evde her zaman hı hı. ama burada tabii hanım çalışıyor, yemeği üretiyor değil hı hı. mi? Hı hı. O yeniyor ama dışarıda yendiği vakit hiç olmazsa hanım hı hı. E, açısından daha önemli gibi düşünüyorum. Çünkü evet. bir kendisinin verdiği bir emeğin sonucu değil. Hı hı. Beraber bir yerde beğendikleri, hoşlarına giden bir yerde yemek yemek ayrı bir haz, ayrı bir tat veriyor. Evet. Yani içinde bulunan koşullara göre farklı şeyler yapılabilir. Hani eğer dışarı çıkıp yemek yiyemiyorlarsa, diyelim ki içinde bulundukları imkanlar buna müsait değil. E, evden bir sandviç hazırlayıp gidip deniz kenarında yemek mesela hani ekonomik olarak hı hı. bir güç gerektirmeyen bir şey ama bir farklılık sonuçta. Tabii mekan değiştirmek hani bir ferahlamak için yapılan hiç olmazsa bir şey. o bile güzel tabii ki güzel yani hatta daha bile güzel hani diğerlerine göre mesela maddi bir karşılığı olan şeylere göre maddi olarak karşılığı olmayan aktiviteler çok daha tatmini yüksek oluyor dolayısıyla burada hani söyleyebileceğimiz soru şu yani çiftlerin kendilerine sormaları gereken karşı tarafa sormaktan ziyade ben daha önce neyi yapıyordum ve şimdi neyi yapmayı bıraktım ya da nasıl davranıyordum da şimdi nasıl davranmıyorum nasıl düşünüyordum şimdi nasıl düşünmüyorum da biz şu an hani e, ilişkimizden mutlu değiliz e, insan Tabii ki hani değişen bir varlık zaman içerisinde e, hissiyatı değişiyor enerjisi düşebilir ve hep karşı taraftakinin değişikliklerini fark ediyor Özellikle işte monotonluktan yakınan çiftler hep mesela sorduğunuz zaman hani neden monotonsunuz dediğiniz zaman hep çift yani karşısındakinden erkekse kadından kadınsa erkekten yakınarak bahseder. Hani o artık mesela eskiden beni dışarıya götürüyordu ama şimdi götürmüyor. Mesela kadının söylediği. İşte eskiden çiçek alıp geliyordu ama şimdi almıyor. Hep işte onun üzerinden meseleyi okur ve bu şekilde anlamlandırır. Ama hiç kendisine bakmıyor genellikle bu insanlar. Evet kendisine bakmış olsa sen daha önce neyi yapıyordun mesela sevgiyle yaklaşmak şu an değişti mi evet değişti ama o değiştiği için ben değiştim diyor mesela. Aa, öyle bir şey yok ama bizim gücümüz sadece kendimize yetiyor. Onu değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Onun çiçek almasını biz ona e, az önce söylediğiniz gibi robot programlar gibi programlayarak, ödev vererek yaptıramayız. Ama kendimizde yapacağımız değişiklikler diğer kişinin üzerindeki e, gücümüz olabilir. Yani biz kendimizde bir şeyleri değiştirdiğimiz zaman az önce verdiğiniz örnek vardı ya bu e, şeyde e, çarkların hani başta keskin uçlarının olması sonra zamanla yumuşaması. Evet. Çünkü biri döndüğü zaman diğeri de ona göre dönüyor. Onun hareketiyle dönüyor. Karı koca ilişkisi de böyle. E, mesela siz e, monoton bir ilişki yaşıyorsunuz. Şu an mutlu değilsiniz. İşte asık suratlı dolaşan bir hanım düşünelim evin içinde. E, ama bir şey değiştirmeye karar verdi ve işte gülümseyerek eşini karşılamaya başladı. Zaman içerisinde bu da onda farklılıklara sebep oluyor. Çünkü ona kendini iyi hissettiriyor. Evet veya tam tersi erkek için değil mi? Ya da tam tersi erkek için. Mesela e, Mutlu değil şu anki ilişkisinden monoton olduğunu düşünüyor. E, bir farklılık yaptı ve bu e, kendisinde yaptığı, yaptığı değişiklik, farklılık. Mesela eve gelince işte e, hanımına nasıl olduğunu sordu, neler yaptığını sordu. Onunla ilgilendi, ilgiyle dinledi, anlamaya çalıştı. Evet, sıkıntılar varsa onları problemleri çözmek için zaman evet. harcadığı, e, zaman harcadı. Zaman harcadı. Hı hı. çözümler aradığı. Önemseydi. Önemsedi. Onu önemsedi ve ilişkisini önemsedi. Evet. Böyle bir sıkıntı var madem onu hı hı. yarın halledelim veya işte. Evet. En kısa zamanda bu problemi çözelim. Hı. Yani dikkatini hı hı. verdi o yöne evet. yoğunlaştı. Hı hı. Bu da zamanla karşı tarafta bir değişiklik olmasına sebep olacak. Çünkü orada bir umut görmüş oluyor ve çünkü ilişki öyle bir şey. Bir taraf değiştiği zaman öteki taraf da onun peşinden değişiyor muhakkak. Olumlu evet. yönde. Evet. Dolayısıyla e, yine ben dememeli. Hı hı. Hep karşıyı düşünerek. Erkekse kadını, kadınsa hı hı. erkeği düşünerek. Bir takım değişikliklere gidilmeli. Evet, kendi istediklerini de ifade etmeli insanlar. Yani ilişkide e, konuşmak, ne hissettiğini, ne düşündüğünü ifade etmek çok önemli. Bunu da çok atlıyoruz çünkü. Bir kere neden atlıyoruz? Duygularımızın farkında olmadığımız için. Şu an hangi duyguyu yaşıyorum? Onu bilmiyoruz çoğu zaman. Mesela sorsanız işte bu monotonluk yaşadığından şikayetçi olan insanlara hep öfkeden bahsederler ama öfkenin öncesinde ne var? Evet. Öfkeyi tetikleyen duygu ne? Evet. Yetersizlik mi, değersizlik mi? Bunu da tanımlayıp ifade etmesi gerekiyor evet. ve isteklerini de yine aynı şekilde. Evet. Hocam bir ara daha verelim. Hı hı. Son bölümde devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, aile danışmanı Alev Esmer birlikteyiz. Evlilik ve evlilikte mutluluk üzerine sohbetimiz son bölümde devam edecek efendim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, aile danışmanı Alev Esmer birlikteyiz. Kendisiyle ay, e, evlilik ve evlilikte mutluluk üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet bu son bölümde de birazcık özetleyelim böyle. Evet. Dünya cennet değil dedik hocam. Öyle. Evlenirken e, herkes bunu düşünmeli ve bilmeli. Hı hı. E, yani o hani ilk evlilik günlerinde balayı dönemi yahut da işte toz pembe günler. Hı hı. Onlar mutlaka geride kalacak. Bu, bu herkes tarafından en baştan beri bilinmeli. Evet, evet e, yıpranmalar da olacaktır mutlaka evlilikte hı hı. E, üzüntüler olacak kederler olacak elemler olacak efendim dünya burası çünkü cennet değil dedik ya hı hı. E, her türlü güzellikler cennette orası ayrı evet. ama dünyada sıkıntıların üzüntülerin de olacağını e, bunları da eşimizle beraber paylaşmamız gerektiğini hı hı. ve sevinçlerimiz olursa onlar da yine beraber hı hı hı. onlar kolay tabii... sevinçler güzel Öyle. oluyor da <laughs> evet ama üzüntüleri paylaşmak ee, ...belki birazcık zor ama mutlaka olmalı. Kesinlikle onların da bizi geliştiren yönleri var. Kesinlikle bize katkı sunuyor. Ee, evlilik ilişkisine e, daha gerçekçi bakmaya sebep oluyor. Az önce söyledikleriniz hani sadece üç gün değil, dünya cennet değil. Evlenmeden önce nasıl bazı sorunlarla karşılaşıyorsak... ...evlendikten sonra da biz aynı kişi olmaya devam edeceğiz... ...ama bu evlilik ilişkisinin bizi geliştiren bir yönü olacak muhakkak. Ona bakmaya çalışırsa çiftler daha e, mutlu oluyorlar. Daha e, evliliklerinde, ilişkilerinde daha mutlu oluyorlar. Çünkü e, sürekli bir şey kazandıkları, onlara bir şey öğreten bir, bir ilişki var ortada. Bir evlilik var. Dolayısıyla böyle baktıkları zaman daha mutlu oluyorlar. E, gerçekçi olmakta fayda var. Evet çok daha toz pembe böyle hayaller kurup sonra Aa, işte tamamen istediğim gibi değilmiş diyerek hayal kırıklığına uğramaktansa baştan bunların olabileceğini bilerek bu yolculuğa çıkmak en doğrusu böyle olduğunda zaten çok büyük sürprizlerle karşılaşmıyorlar daha daha kolay atlatıyorlar süreçleri çözüm arayan tarzda oluyor çünkü yaklaşımları burada yine son olarak eğer bir şey söyleyecek olursak vaktimiz varsa hı hı. bir tavsiyede şunu söyleyebiliriz monotonlukla ilgili monotonluğa sebep olan şeylerden birisi karşılaştırma yapmak çiftlerin. Bir, birbirini hem kendileriyle hem de başkalarıyla karşılaştırmaları. Programın başında da biraz değinmiştik buna. Evet. Sebepler olarak. bir yarış içerisinde gibi hani çiftler oluyor ve hani ben şunu şunu yaptım ama sen yapmadın. Hani ben senden bir sıfır daha öndeyim. Ben bu evlilik için ee, işte şöyle yapıyorum böyle mesela erkekse eğer kocaysa işte ben geçimi sağlamak için şu kadar saat çalışıyorum şunu yapıyorum vesaire ee, sen ne yapıyorsun ki evin içerisinde diyebiliyorlar ev hanımlarına özellikle ev hanımlığının değersizleştirilmesi bu yönde çok fazla e, günümüzde ee, çünkü o emek hani küçümseniyor işte şey söyleniyor mesela yine ev hanımların hiç hoşlanmadığı şeylerden birisi bütün işleri eşyalar şey makineler yapıyor sen bu evin içinde bütün gün ne yapıyorsun deniyor mesela ev hanımlarına. E, bu da yine hani bir karşılaştırma olduğu için huzursuz edici bir durum. Yine kadınlar aynı şekilde işte bu evdeki bütün işleri ben yapıyorum. E, bütün yük benim üzerimde ama sen hiçbir şey yapmıyorsun gibi. Ya da e, işte bu arkadaşının eşi şöyle şöyle yapmış sen onun kadar bile olamadın diye. Hanımlar beyleri mesela diğer işte arkadaşlarının eşleriyle kıyaslayabiliyor Ya da beyler işte e, işte falanca arkadaşının eşi şöyle güzel yemekler yapıyor sen onu bile yapamıyorsun. ...gibi ya da mesela işte... ...şöyle düzenli ama sen... ...öyle değilsin gibi. Yani hani bu örnekler... ...çoğaltılabilir ama Tabii. temelde baktığımız zaman... ...karşımızdakini huzursuz edecek. Ona rahatsızlık verecek. Hoşnut olmayacağı sözde... ...türde sözler bunlar. Tam tersi olmalı aslında değil mi? Tam tersi evet olmalı. Yani maşallah sen en güzelini... ...yapıyorsun hı hı. tarzında. Evet. Yani yaptığı yaptığı şeyleri... ...yüceltmek kendisini değil de hani sen çok iyisin harikasın değil de senin yaptığın şunu çok seviyorum benim çok işime e, yarıyor e, İşte benim ihtiyacımı karşılıyor mesela e, kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı tavsiye verecek olursak eğer e, şunu söyleyebiliriz e, kadınlar erkeklerin e, övülme ya ihtiyaçları var yani verdikleri emeklerin görülmesine hı hı. E, ihtiyaçları var teşekküre çok güzel söylediniz. <laughs> Onu söyleyecektim şimdi ben de. Ama sizin söylediğiniz daha anlamlı oldu bir beyefendi olarak. E, çünkü hani fıtraten böyle hani erkekler bunu bekliyor bir ilişkide. E, kadınlar da e, ne istiyor? Kendilerine nazik davranılmasını istiyor. Evet. Bekliyor ve dinlenilmeyi bekliyor, anlaşılmayı bekleniyor. İlgiyle dinlenilmeyi ama bekliyorlar. Evet. Teşekkürde bir de şu Hı -hı. var tabii çok önemli e, yapılan. ...bir teşekkür. Hı hı. Kime yapılırsa yapılsın... Hı hı. ...Allah'a şükür oluyor. Hı hı. Yani... E, ...veyahut da teşekkür edilmezse Allah'a... ...Allah-u Teala'ya şükredilmemiş oluyor. Hı hı. Onun için... ...teşekkür... Bu yönüyle de evet. Çok çok önemli. Çok önemli. Hanımlar erkeklere, erkekler... ...hanımlara bol bol teşekkür etmeli. Çünkü teşekkür, evet. bu teşekkürün sonucu... ...Rabbimize gidiyor yani. Evet. Ona olan şükrümüzü belirtiyoruz. Bu da çok önemli. Evet bu yönüyle de... ...kesinlikle çok önemli... Evet Ve e, bu, bu sağlanmış olursa bir ilişkide çok ciddi e, problemlerle karşılaşmıyorlar. Daha kolay çözüyorlar diyelim e, en azından. E, konuşabilmeliler rahat bir şekilde. E, yine hani bütün programı toparlayacak olursak eğer mutlu bir evlilikte olması gerekenler nedir diye. E, Duygularının farkına varmaya çalışmaları. Şu an ne hissediyorum, neden mesela olumsuz bir duyguyla karşılaştıklarında özellikle. Şu an ne hissediyorum ve hani bu neye karşılık geliyor? Hani öfkelendim ama neden öfkelendim? Ee, ne hissettiğim için öfkelendim diye bakmaları gerekiyor. Ee, ve bunu fark ettikleri zaman ifade etsinler eşlerine. Ee, mesela işte sen geç geldiğin zaman ben kendime önemsenmemiş hissediyorum ve önemsenmemiş hissettiğim için de yüzüme asıyorum. Daha sonra bütün evdeki hani ilişkimize yansıyor bu surat ben çünkü yüzümü astığım zaman sen de huzursuz oluyorsun veya zaten o konuşmayı devam ettirmeyecek bile olsa karşısındaki söyleyecektir sen de yüzünü astığın zaman ben de kendimi kötü hissediyorum yetersiz hissediyorum ben bütün gün dışarıda çalıştım mesela beyefendi için söyleyecek olursak İşte bizim için çalıştım ailemiz için çalıştım ama eve geliyorum sen beni asık bir suratla karşılıyorsun Dolayısıyla ben de kendimi kötü hissediyorum ve sonrasında işte bu yemek neden güzel olmamış diye olumsuz bir şeye odaklanmış oluyorum. Burada e, aslında e, soracak olsak e, ilk duygusu beyefendinin öfkelenmekti. Hani yemeğe öfkelenmiş mesela tuzu iyi değil veya işte istediği gibi olmamış veya beklediği yemek olmamış. Onun sevmediği yemek her neyse. Öfke duygusu ama altında ne var? Öncesinde kendisini değersiz hissetmesi, yetersiz hissetmesi... Onun da altında hanımefendinin yine kendini değersiz hissetmesi var gibi. Bunlara bakmanılar, bunları fark ettikleri zaman, yani bu birbirine bağlı olan bu durumları fark ettikleri zaman, ifade ettikleri zaman, karşılıklı olarak ilişkileri daha da güçlenecek. Çünkü birlikte e, hareket ediyor olacaklar. Yani artık benden bize geçmiş olacaklar. Burada e, şu çok önemli. E, bu ilişki e, şekli sistemi sonraki nesillere de aktarılıyor bunu unutmamak çok önemli. Sizinle birlikte aynı evin içinde yaşayan çocuklarınız sizin ilişkinizi e, sonraki nesillere aktaracaklar, kopyalayacaklar. Evet. Kendi ilişkilerinde devam ettirecekler. Şimdi bu kısım da çok çok önemli. Çok önemli. Bir miras bırakmış oluyorsunuz. Yani. Onlara. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli. O yüzden e, şunu düşünebilirler beyefendiler. Yani eşlerine özenli davranmaları aslında sonraki nesillere yapacakları bir yatırımdır. Hani çocuklarına bırakacakları bir yatırımdır. Kızlarına ve oğullarına. Kızlarına ve oğullarına da aynı şekilde evet. Kız ya da erkek çocukları bir şey fark etmiyor çünkü erkek çocuklar nasıl baba olunur onun modelini almış oluyor. Kız çocukları da bir anne evde ne hisseder, annelik nasıl bir şeydir. Çünkü annesi kendisini yetersiz, değersiz hissettikçe kız o duyguları alacak. Yani annelik böyle bir şey diye modellemiş olacak, hissetmiş olacak ve sonrasında kendi ilişkisine bunu yansıtacak. Ya çok otoriter, çok e, katı bir e, kız, şey e, anne ya da işte hanım olacak ya da belki kendisini çok yetersiz, değersiz hissedecek ve ilk gördüğü sevgi e, veren nesneye bağlanacak, kişiye bağlanacak gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla e, erkekler hani hem çocukların hayatına hem kendi ailelerine bir iyilik yapmak istiyorlarsa özenli davranmalı. Yine kadınlar da aynı şekilde değer verdiklerini aslında her iki cins içinde bu söylenebilir. Değer verdiğini karşı tarafa hissettirmesi gerekiyor. Burada da en önemli ihtiyaçlar nedir diye soracak olursak kadınların en önemli ihtiyaçlarından birisi dinlenilmek, anlaşıldığını hissetmek, ilgiyle. Bir kadın eğer eşi kendisini ilgiyle dinliyorsa, gerçekten anlaşıldığını hissediyorsa diğer sorunların pek çoğunu çok daha kolay halledebiliyor, tolere edebiliyor görmezden geliyor ya da bir şekilde çözüm bulabiliyor ya da bir erkek Eğer bir ilişkide evlilik ilişkisinde aile içerisinde kendisinin işte yaptıklarının görüldüğünü fark ediyorsa ailesi için yaptığı şeylerin görüldüğünü fark ediyorsa kendisine teşekkür ediliyorsa Eğer övülüyorsa o zaman diğer şeyleri çok daha kolay sorunları tolere edebiliyor Dolayısıyla bu iki nokta hem hanımlar hem beyler için çok önemli ilişkide Evet Peki hocam programımızın sonuna geldik. Son bir söz dersek ne dersiniz? Son bir söz dersek e, insanların en önemli yapacakları yatırım e, kendilerine, ailelerine yapacakları yatırım diyebiliriz. E, çünkü mutlu evliliklere ihtiyacımız var. Toplum olarak sağlıklı evliliklere ihtiyacımız var. Çünkü sağlıklı evlilik demek, sağlıklı bireyler demek, sağlıklı, huzurlu, mutlu toplum demek. E, o yüzden e, kendimize yatırım yapalım ve bir an önce kendimize bakalım diyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bu ederim. güzel bilgiler için. Değerli dinleyiciler Tegrat FM'de bir iletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt bu programı sunmaya çalıştım. Ee, teknik masada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı oldu. Bugün program misafirim aile danışmanı Alev Esmer Hanım'dı. Kendisiyle evlilik ve evlilikte mutluluk üzerine sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. iletişim dünyamız